Selamünaleyküm. Hayırlı günler diliyoruz değerli izleyenler. Sağlıcakla programıyla karşınızdayız. Bugün de önemli bir konu ve önemli bir konuğumuz var. Diyabet ve gözü konuşacağız. Göze etkilerini konuşacağız diyabetin. Göz hastalıkları uzmanı, bilim insanı Profesör Doktor Cengaver Tamer hocamız bizlerle birlikte olacak. Gözü konuşacağız, diyabetin göze etkisini konuşacağız. Az önce de ifade ettim. WhatsApp'tan sorularınız olursa değerli izleyenler, WhatsApp hattımız, iletişim hattımız ekranlarınızda olacak. Oradan da bizlere ulaşabilirsiniz. Hemen hocamıza da dönmek istiyorum. Hayırlı çalışmalar diliyoruz öncelikle hocam. Hayırlı günler, hayırlı yayınlar. Sağ olun, teşekkürler. Çok yoğunsunuz, bunu biliyoruz. Öncelikle vakit ayırdığınız için, yayına katkı verdiğiniz için de hem kendi adımıza hem izleyicilerimizin adına çok teşekkür ediyoruz sizlere. Diyabet ve gözü konuşacağız. Şöyle başlamak istiyorum. Diyabet göz sağlığını öncelikle nasıl etkiliyor? Nasıl bir etkileşim süreci var? Bu soruyla başlayalım. Buyurun. Diyabet kronik bir hastalık. Diyabeti hepimiz biliyoruz az çok. Bütün insanların diyabet hakkında bir fikirleri var. Ama diyabeti tek başına bir hormon hastalığı olarak görüyoruz ve o şekilde değerlendiriyoruz. Evet, adı güzel bir hastalık, şeker hastalığı. Ancak pek de sonuçları, hele hele uzun vadedeki sonuçları oldukça yıkıcı olabilen sonuçlara ulaşıyor maalesef hastalık. Diyabet hastalığı temelde bir hormon hastalığı olmasına rağmen temelde şekerin vücut tarafından kullanılmasında engeller olmasına rağmen esas hedef organı, temel hedef organı maalesef mikrovasküler yapılar. Mikrovasküler yapılar dediğimiz şey küçük damarlar, ince kılcal damarlar. Kılcal damarlarda oluşturduğu tahribatın sonunda bütün vücutta şekere ait gördüğümüz bütün bulgular, yani periferik sinirlerden tutun, böbreklere, böbreklerden ekstremitelerin en uç kısımlarına, parmak uçları gibi, ayak uçları gibi ve göz gibi mikrovasküler yapıların yoğunlukla bulunduğu bölgeler çok şiddetli maalesef bu hastalıktan etkileniyorlar. Kontrolsüz şekerden etkileniyorlar. Şeker hastalığı zaman içerisinde bu tahribatını oluşturuyor. Tabii ki şekerin düzeyi ve şekerin bulunması gereken hemoglobin A1C düzeyi çok önemli. Ama bunun yanı sıra en kritik, en önemli faktör, burada etki eden faktör süre. Süre uzadıkça ve uygunsuz kontroller oldukça şekerin tahribatını bütün bu mikrovasküler yapılarda gözlüyoruz. Peki bu süre uzunluğundan bahsettiniz hocam. Çok uzadı ve kontrolsüz bir şekilde şeker oranı yükseldi vücutta. Bu görme kaybına yol açar mı? Nasıl bir tahribat bırakır? Maalesef biraz önce söylediğim gibi şeker mikrovasküler yapıları etkilediği için o mikrovasküler yapıların beslediği dokularda tahribat başlıyor. Bu tahribat iki türlü oluyor. Şekerin etkilediği damarlarda biz temelde iki tane ana patoloji görüyoruz, ana hasar görüyoruz. İlk gördüğümüz hasar damarlar yaratılıştan göz damarları gibi ince damarlar. Perisit dediğimiz özel bir kılıfla kaplı ve sızdırmazlık özelliği var. Yani sadece besleyecekleri bölgeyi beslemek üzere yaratılmışlar ama etraflarındaki bu perisit kılıfından dolayı sızdırmazlık özellikleri var. Bu sızdırmazlık özelliklerini şekerin verdiği tahribatla maalesef kaybediyorlar ve damardan dışarıya kanın oluşturan maddelerin bir kısmı, kanın ihtivasında bulunan, muhtevasında bulunan maddelerin bir kısmı bu ince ufak damarlardan dışarıya dokuların arasına doğru sızmaya başlıyor. Tabii bunun içinde şeker gibi, yağlar gibi, kolesterol gibi ve sıvı beraberinde çekiyor. Biliyorsunuz şekerin olduğu yere, bunu hepimiz biliriz. Bir damla su ve bir şeker tanesini yan yana koyduğumuz zaman şeker kendi üstüne doğru sıvıyı çekecektir. Aynı bunun gibi dokuların arasında şeker kaybıyla beraber dokuların arasında olmaması gereken miktarda sıvı, yağlar, şeker ve kolesteroller birikmeye başlıyor ve dokularda harabiyete sebep oluyor. Çünkü bu damarlar temelde sızdırmaması gereken damarlar. Ancak perisitler kaybolunca, bu damarların etrafındaki kılıf yapısı bozulunca sızdırmaya başlıyor. Bu birinci hasarı. İkinci hasarı damarlarda tıkanma oluşturuyor ve oluşturan tıkanmaya bağlı olarak o bölge beslenemediği için
beslenemeyen bütün bölgelerde oluşan bir cevap var. İskemi dediğimiz, nekroz dediğimiz, hücre yıkımı dediğimiz hadise başlıyor. Yani iki koşulda da hücre yıkımıyla giden sonuçları var. Ama tabii iskemi tablosu, yani damarlarda tıkanıklık oluşmasıyla beraber giden tablo daha hızlı ve daha ağır olabiliyor. Şekerin bu oluşturduğu iki ana temel patoloji, şekerin bütün sonuçlarının maalesef esas ana nedenleri olarak görüyoruz. Yani şekerde damarlardan sızdırma ve damarlarda tıkanma görüyoruz küçük damarlarda. Şimdi büyük damarlarımızda benzer problemler olduğu zaman kalp hastalıklarından birçok insanımız, vatandaşımız biliyorlar artık. Bu damarları değiştiriyoruz. Ne yapıyoruz? Kolumuzdan ya da bacağımızdan o büyük kalibredeki damarları değiştirmek suretiyle, yerine yenisini koymak suretiyle, daha doğrusu yenisi değil de başka bölgede kullanılan damarı koymak suretiyle o beslenmeyen bölgeyi yeni gelen damarla beslemeye çalışıyoruz. Ancak mikrovasküler yapılarda böyle bir şey mümkün değil. Yani şunu unutmamak gerekiyor ki, şekerin oluşturduğu damar hasarıyla bir ömür, kalan ömrünüzün geri kalanını bununla yaşamak zorundasınız. Yani evet. O yüzden şeker hastalığında bu süreyi, yani şekerin etki etme süresini etkileyen kötüleyici faktörler var ve bu faktörlerin kontrol altına alınması gerekiyor. Evet hocam. Peki, çok teşekkürler. Peki hangi şikayetler, hangi belirtiler var hocam? Hastalar hangi şikayetleri almaya başladıktan sonra doktora başvurmalı? Temelde bu sorunuz çok güzel bir soru ama buna gelmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Tabii buyurun hocam. Şimdi şekerle beraber birlikte etki eden faktörler de şeker kadar önemli faktörler. Damarların yapısının sağlıklı kalabilmesi için bu faktörler eğer bozuk olacak olursa, biz sadece şekeri kontrol ederek süreyi kısaltamıyoruz maalesef. Daha doğrusu süreyi uzatamıyoruz. Bunlar nelerdir? Kol tansiyonu. Kol tansiyonu çok iyi regüle olmalı şeker hastasında. Şeker hastasında anemi olmamalı. Şeker hastasında trigliserit ve yağlarımızın, kolesterollerimizin düzeyi normal sınırlar içinde olmalı. Tabii ki hemoglobin A1C düzeyimiz normal olmalı. Açlık kan şekeri düzeyimiz sürekli kontrol altında tutulmalı. Bunları başardığımız vakit şekerin oluşturacağı hasarı için geçmesini beklediğimiz süre uzuyor. Yani kötü kontrollü hastada 10 yılda, 15 yılda hasar görürken iyi kontrollü hastalarda hasarları 20 yıldan, 25 yıldan sonra görüyoruz. Hepimiz biliyoruz, insan ölümlü bir varlık, bütün yaratılmışlar gibi. Burada da bir ömrümüz var, ancak biz ne istiyoruz? Bu muvakkat vakti, yani hayatımızın geri kalan kısmında kısıtlı olan vaktimizi mümkün olan en az hasarla geçirmeye çalışmak. Şimdi hasarlarımız neler? Yani gözde oluşturduğu hasarlar neler? Damarlardan sızıntı olunca retina dediğimiz gözün esas görme işini yapan ve 9 kat tabakadan oluşan sinir ağ tabakası gibi bütün gözün arka tarafını, küre gibi düşündüğümüz gözün arka tarafını olduğu gibi saran retina esas görme işini yapan, yani bugünkü söylenişle esas sensör dediğimiz, esas algılayıcı dediğimiz tabaka olan ağ tabakanın yapısı bozulmaya başlıyor. Ve tabakanın arasında sıvılar birikmeye başlayınca bu tabaka arasındaki sıvılardan dolayı olması gereken sinir kontakları, sinir iletim kontakları, sinir iletim hatları birbirlerinden koptuğu için bozulmaya başlıyor. Hasta bulanık görme şikayetleriyle gelmeye başlıyor. İlk şikayetlerimiz bulanık görme. Bulanık görmeyi iki türlü görüyoruz. Birincisi dediğim gibi sızıntıya bağlı bulanık görme. Diğeri de o bölgeyi besleyen, daha ağır, daha hırpalayıcı olan bulanık görmeyi, bu sefer iskemi yaparsa, eğer iskemiye bağlı bulanık görme olursa maalesef geri dönüşümsüz hücre kayıplarını görmeye başlıyoruz. Bulanık görmenin dışında neler var? Şeker hastalarında çok yüksek oranda katarakta bağlı bulanık görme. Bunu da çok sık görüyoruz. Normal hastalarımızdan çok çok daha sık. Şeker hastalarımızda katarak gelişimini, retinada kanamaları, retinada sıvı sızdırmalarını, beslenmeyen bölgelerde, iskemik bölgelerde, retina tabakasında, ağ tabakasında beslenmeyen enfarkt bölgelerini görüyoruz. Tabii retinanın arkasında yer alan koroid dediğimiz çok güçlü bir yapı daha var. Bizi korumak üzere yaratılmış başka bir yapı daha var. Retinayı korumak üzere oluşturulmuş, yaratılmış bir yapı var. Bu yapıda da çok ciddi ve ağır hasarlar görebiliyoruz. Bizim istediğimiz hastalarımızdan kontrol. Şeker hastası kontrol altında kalması gereken bir hastalık. Şeker hastası şunu çok iyi bilmelidir ki,
şekerin gözde oluşturduğu tahribatın miktarına göre bu kontrolün frekansları sıklaştırılmalı. Yani tahribat başlamış bir göz çok sık kontrollerde bulundurulmalı. Komplikasyonlar geliştikten sonra yapacağımız müdahalelerin hepsi oluşan hasarın giderilmesi yönünde. Bizim yaptığımız hiçbir müdahale en fizyolojik yol olan damarların yenilenmesine sebep olmadığı için, sadece komplikasyonlarla mücadele olduğu için hastaların maalesef çok ciddiye alması gereken bir hastalık. Yani adı çok hafif gelebilir şeker ismi, ama ciddiye alınmazsa sonuçları çok ağır olabilecek bir hastalık. O yüzden bulanık görmeye başlayan şeker hastası, gözünde uçuşmalar hisseden şeker hastası, yakın ya da uzakta gözde gördüğü cisimlerde metamorfopsi dediğimiz şekil bozulmaları, yani şeklin sınırlarında gözlenen bozulmaları çok önemsemeliler ve göz doktoruna başvurmayı ihmal etmemeliler. Evet hocam. Kontroller sıklaştırılmalı ifadesini kullandınız. Bir izleyicimiz de bir soru yöneltmiş bize. Hocam bahsetti kontrollerin sıklaştırılmasından. Peki bu sıklık ne kadar olmalı? Bir periyot var mı diye soruyor izleyenimiz. Tabii. Şimdi ETDRS diye bir grup çalışan otör dediğimiz bilim insanları var. Dünyanın her yerinden buna katkı veriyoruz. Biz de katkı veriyoruz. Bir protokol, bir algoritmamız var. Bu konuda izlememiz gereken belirlenmiş bir yol var. Allah'tan şu anda bu yolumuz, izlememiz gereken algoritmamız çok net, çok kesin. Diyabetik hastalarda diyabetik retinopati dediğimiz göz hasarının en ufak şekliyle başlamış halde ki hastalarda yılda bir kontrol yeterliyken, diyabette ufak dahi olsa kanamaların arttığı, sızdırmaların başladığı hastalarda bu süre bunun miktarına bağlı olmakla birlikte paralellik gösterecek şekilde 2 ayda 3 ayda 1'e kadar indirilebilir. Yani diyabet hastası özellikle ilk 5 yıldan sonra yılda bir kontrol muhakkak gerektirir. İlk 5 yıl içinde en ağır diyabet hastalarında bile diyabete bağlı komplikasyonlar gözlemiyoruz. Ancak 5 yıldan sonra en azından yılda bir kontrol gerekmekte. Komplikasyonlar gözlenmeye başladıktan sonra komplikasyonlar ağırlaşmasıyla bu frekans 2 ayda 1'e kadar sıklaştırılmalı. Evet hocam. Peki çok teşekkürler. Yine izleyenlerimizden gelen bir soru hocam, müsaadenizle ben yönelteyim sizlere. Hangi hastalar göz açısından risk altındadır? Yani her diyabet çok hastası güzel. Gözle ilgili evet. Risk altında mı, yoksa bunu da ayırıyor muyuz hocam? Evet, ayırıyoruz. Şimdi gene çok net, çok kesin istatistik bilgilerle elimizde olan bir takım veriler var. Çok doğru, çok güzel bir soru. Böbrek hastalığı eşlik eden hastalarda, yani diyabete bağlı böbrek yetmezliği, hatta transplantasyonları, hatta diyaliz hastalarında gözdeki bulguları görme sıklığımız çok daha fazla artıyor. Çünkü bu zaten bozuk olan damarların üzerine böbrek yetmezliğine bağlı gelişen üremi dediğimiz tablonun eklenmesiyle damar hasarımız daha da şiddetleniyor. Bu durumda daha sıklıkla ve daha ağır olarak gözde bulgulara rastlıyoruz. Bir diğer hastalığımız periferik nöropati dediğimiz. Periferik nöropati, yani ekstremitelerimizde bulunan sinirlerde hasarla gider. Çünkü sinirlerin etrafında da ince mikrovasküler yapımız var. İnce kılcal damarların beslediği sinirlerin. Bu yapılar bozulunca hastalarda ellerde, ayaklarda uyuşmalar, parestezi dediğimiz karıncalanmalar, his kayıpları şeklinde kendini gösteriyor. Bu hastalarımızda da mikrovasküler patoloji çok hızlı ilerlediğini biliyoruz ve bu hastalarımız da göz tutulumu açısından yüksek riskli hastalarımız. Bir diğer grup hastalarımız, sebep ne olursa olsun, ister demir eksikliği, ister kronik eşlik eden başka hastalıklar olabilir, bunlara bağlı gözlemlediğimiz anemi, yani kansızlık, şekerin gözdeki bulgularını arttırıyor. Gene yüksek kolesterol ve trigliserit dediğimiz kandaki yağ miktarları yüksek olan hastalarımızda maalesef gözdeki bulgularımızın daha şiddetli gittiğini biliyoruz. Yani tansiyonu kontrol edilemeyen, böbrek tutulumu olan, periferik nöropatisi olan, kan şekeri iyi regüle olmamış hastalarımızda çok daha ağır tablolarla, çok daha ağır komplikasyonlarla baş etmemiz gerekiyor. Ama tabii yani bu anlattığım tablo tabii sanki hani diyabette elimiz kolumuz bağlıymış gibi algılanmasın. Diyabette çok fazla yardım edebiliyoruz hastalara. Ama tabii en iyi yardım buna ihtiyaç olunmaması. Yani bu hale kadar düşünülmemesi.
O yüzden hastalarımızdan iyi şeker kontrolü istiyoruz. Evet hocam. Saydığınız gruplar aynı zamanda risk gruplarını da oluşturuyor değil mi hocam? Aynen öyle. Aynen Evet. öyle. Aynen Peki. öyle. Aynen öyle. Teşhis için neler yapılıyor sorusuna gelmek istiyorum hocam. Şimdi belirtiler var ama neyden kaynaklandığını belki hastamız bilmiyor. Teşhis için neler yapılıyor? Hangi yollar izlenmeli? Neler Tabii. istenmeli hekimlerden? Buyurun. Buyurun hocam. Şimdi tabii ki bu konuda uzmanlaşmış, yani retina konusunda uzmanlaşmış hekimlerin bütün göz doktorları buna bir dereceye kadar size yardım edebilirler, yol gösterebilirler ama özellikle retina konusunda retina ve gözün damar yapısı konusunda uzmanlaşmış hekimlerde biz çok iyi biliriz ki bu hastalarımızın bir takım bulguları var ve bu bulguları en erken bulguları ne kadar hızlı yakalarsak, ne kadar çabuk ortaya çıkartırsak ona yönelik profilaktik tedavilerimizi çok daha hızlı başlatabiliyoruz. İşte gözde oluşan, damarlarda oluşan bozuklukları birebir muayene ile ortaya koymak. En önemli şey muayene. Yani hekimlerimizin maalesef bugün bazı hekimlerimizin unuttukları en önemli şey bu. Anamnez ve muayene. Yani hastanın geçmişinin sorgulanması ve iyi ve ciddiye alınmış hafif görülmeyen bir muayene. Çok ciddiyetle yapılmış, göz bebeğinin büyütülerek bütün damarların incelenmesiyle yapılmış bir muayene çok yardımcı olacaktır. Ha, bunun yanı sıra teknolojik aletlerimiz yok mu? Var. Optik koherans tomografilerimiz var, anjiyolarımız var. Bunun dışında birçok aletimiz var, teknolojik aletlerimiz. Ama bütün teknolojik aletlerden önce insan faktörünü göz ardı etmemek gerekir. Yani hekim faktörünü göz ardı etmemek gerekir. Hekim burada çok önemlidir. Hekim muayenesini ciddiyetle yapmalıdır. Hele hele şeker hastasında çok ciddiye almalıdır. Yani bunun hepsini bu teknolojik aletlere bırakarak hani bu işten sıyrılmak maalesef mümkün değil. O yüzden çünkü teknolojik aletler de sizin kontrolünüzdedir. Yani bilmediğiniz şeyi göremezsiniz, beklemediğiniz şeyi göremezsiniz. Teknolojik aletler de size yardım edemezler. O yüzden iyi, sağlıklı, vakit ayrılmış, ciddiye alınmış bir şeker muayenesi çok önemli. Evet hocam. Siz girişte özellikle ifade ettiniz. Şeker ölçümlerine, kontrollerine dikkat edin. Böyle bir şey yaşanmasın. Ama etkilenme olduysa tedavi süreci nasıl olacak? Nasıl tedavi olacak hastalarımız? Bununla ilgili de bilgi almak istiyoruz hocam. Tabii. Şimdi etkilenmenin düzeyine göre bizim elimizde fizyolojik olan ve olmayan tedavi yöntemlerimiz var. Şimdi biz diyoruz ki elimizdeki damar ağı etkilendi ve bu etkilenen damar ağından sonra gözü şöyle düşünmenizi istiyorum. Bütün, özellikle hastalarımızı şöyle düşünün. Göz bir bütün, evet bir bütün ama gözün görme fonksiyonunun %85'i sadece 500 mikronluk bir alan tarafından yapılıyor. Yani biz bir pencereden dünyaya bakıyoruz. Hani derler ya göz ruhun penceresidir diye. Aynen böyledir yani. O ufacık bir pencereden bütün dünyayı seyrediyorsunuz ve görme işinizin %85'ini bu küçücük pencere yapıyor. Siz bu pencereden dünyayı görüyorsunuz. Ve bu alan çok kıymetli bir alan. 500 mikronluk ufacık bir sahada görmenizin %85'ini yapıyorsunuz ve dünyadan aldığınız stimülasyonun yani uyaranların %85'ini de göz yapıyor. Yani 500 mikronluk alandaki iş bütün stimülasyonunuzun, bütün duyularınızın yani tad almadan, dokunmadan, işitmeden, görmeye kadar bütün duyularınızın %60 küsurluk işini 500 mikronluk bir sahadan yapıyorsunuz. Küçücük bir sahadan yapıyorsunuz. Mucizevi bir şey değil mi? Evet, kesinlikle. İşte burayı korumak çok önemli. Burayı korumamız, bunun kıymetini bilmemiz çok önemli. Bunun için burayı koruyabilmek için şimdi ne yapıyoruz? Diğer eğer bölgelerdeki damarların daha az hasarlanmış damarların olduğu bölgeleri çok da fizyolojik olmayan bir yöntemle lazerle yakarak damarların sadece bu kıymetli alanı, bu ufacık ve kıymetli alanı koruyabilmesi için diğer bölgelerimizden vazgeçiyoruz bazen. Bu lazer tedavisi. Yani Evet. lazerle yaptığımız iş kıymetli bu sahanın, çok kıymetli bu sahanın, ufacık sahanın korunabilmesi için diğer bölgelerimizden vazgeçmek. Elimizdeki damar ağı, koroiddeki damar ağı, retinadaki damar ağı bu ufacık bölgeyi beslesin. Diğer yerlerimizden periferik görme dediğimiz etraftan olan görme alanlarımızı yakarak bu ufacık alanı hayatta tutmaya çalışıyoruz. Bu Evet. lazer tedavisi. Bir diğer tedavimiz
iskemi sonucu gözümüzün birçok bölgesinde, retinada, iriste ya da başka bölgelerinde kötücül damarlar oluşuyor. Çünkü iskemiye bağlı olarak vücut bir sinyal veriyor. Diyor ki bende iskemi var, beslenemiyorum. Hani boğuluyorum, bana yardım et diyor vücut. Göz vücuda söylüyor bunu. Bunun üzerine vücuttan gene mucizevi bir şekilde buradan bir sinyal veriliyor. Diyor ki burada bir iskemi var, buraya yardım et diye bir vasküler endotelial growth faktör dediğimiz özel bir büyüme faktörü salgılanıyor ve yeni damarlar oluşuyor. Bu yeni damarların maalesef ta başında bahsettiğimiz gibi perisitleri yok. Yani sızdırmaya açık, kanamaya açık damarlar. Bu kanamaya açık damarların kapatılması gerekiyor. Lazerle kapatılması gerekiyor. Bazen bu sinyali bize önden fayda gibi gelen sinyalin ama daha sonra zararlar veren sinyalin ortadan kaldırılabilmesi için göz içine enjeksiyonlar yapıyoruz. Anti-VEGF dediğimiz bu vasküler endotelial growth faktör dediğimiz büyüme faktörünü durdurucu reseptörlerini yani esas duyargalarını ortadan kapatıcı göz içine enjeksiyonlar yapıyoruz ki bu kötü sonuçlar doğurabilecek sinyal istenen hedefe ulaşmasın diye. Bir diğer yaptığımız iş ise ameliyatlar yapıyoruz. Özellikle yine retina cerrahlarının yaptığı, ben de bir retina cerrahı olarak söylüyorum. Bir retina cerrahı olarak özellikle üstüne vurmak istiyorum. Evet, bazen erken yapılan ameliyatların çok faydası var. Zamanlama çok çok önemli. Eğer bu üremeler başladıysa, gözün içinde üremeler başladıysa, yani hem damar ağı beraber ürüyor, damar ağıyla beraber şekere bağlı olarak fibrotik, fibrovasküler yapılar da birlikte büyüyor. Bunlar erken ortadan kaldırılmazsa sonuçları çok ağır olabiliyor. Özellikle hastalarımızdan bu konuda yardım istiyoruz. Çünkü hastalarımızın maalesef ülkemizde yetişmiş retina cerrahı sayımız biraz az. Bu sebeple de bazı durumlarda ameliyata karşı dirençleri olabiliyor. Ve bu vasküler yapılar yani damar ağları şeklinde oluşan yapılar oluşmaya başladıktan sonra vakit geçirildiği vakit bunlar birer askı gibi retinayı havada tutmaya, çekmeye başladıktan sonra bu mekanik çekmeyi ortadan kaldırmazsak sonuçları bu sefer yırtılmalara, geri dönüşümsüz göz kayıplarına ve beraberinde ağrılı ve görmeyen gözlere ulaşmamıza sebep olabiliyor maalesef. O yüzden bu konuda ameliyatlar konusunda bazen hastalarımız isteksiz olabiliyorlar. Çünkü burada yapmaya çalıştığımız şey gözün kaybedilmesini önlemek. Kalan görmenin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu hastalarımıza anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü ufak bir görme bile çok büyük bir nimet. Bu nimetten uzaklaşmamak için, bu nimete sıkı yapışmak için bazen erken cerrahi müdahaleler yapmamız gerekebiliyor. Buyurun. Evet hocam. Peki çok teşekkürler. Önemli tedavi yöntemleri ve tabii ülkemizde de bu tedaviler yapılıyor hocam. Siz de öneriyorsunuz kesinlikle, bunları kesinlikle, ve kesinlikle, erken müdahalenin kesinlikle de çok önemli olduğunu ifade kesinlikle ettiniz. Çok teşekkürler. Kesinlikle, kesinlikle, retina kesinlikle tutulumundan bahsediyoruz bazen hocam. Biraz orayı da açabilir miyiz acaba? Tedavisi tabii nasıl yapılıyor, nedir? Bunu da soralım. Şimdi retinada bu iskemiden sonra üreyen damarlar beraberinde bir nebde dokusu gelişmesini sağlıyorlar. Yani oluşan bir doku var retinanın içinde, üstünde ya da altında. Retinanın hem üstünde olabiliyor, hem evet içinde olabiliyor, hem altında olabiliyor. Bu fibrovasküler yapılar. Şimdi burada biz şu anki tekniklerle, teknolojiyle yaptığımız iğnelerde sadece bunun vasküler yani damarlara ait olan kısmını önleyebiliyoruz. Ancak fibrotik kısmını cerrahi olarak buralardan kaldırmak gerekiyor. Çünkü buralardan mekanik olan bu problemi kaldırmadığınız zaman sadece iğnelerle düzeltmeye kalktığınız zaman evet erken dönemde biraz sonuç alıyor gibi oluyorsunuz ama bir müddet sonra bu sefer fibrotik dediğimiz nebde dokusu dediğimiz daha fazla çekintiye uğratan kısımlar çok daha fazla ön plana çıkabiliyor ve bütün bir retina kaybına kadar gidebiliyor. Biliyorsunuz retinanın bir nakli de yok. Henüz şu anki elimizdeki teknolojiyle retinanın muadili de. Yani evet, evet çipler deniyoruz ama çok düşük görme düzeyli çipler deneyebiliyoruz. Çok yıkıcı sonuçlara sebep olabiliyor. O yüzden bu fibrovasküler, retinada oluşan fibrovasküler çoğalmaların erken dönemde müdahalesi çok önemli. Evet hocam, peki çok teşekkürler. Genel olarak şeker hastalığı olanlar nelere dikkat etmeli? Özellikle gözde hasar oluşmaması için tavsiyeleriniz nelerdir? Bunları da dinlemek istiyoruz hocam. Buyurun.
Şimdi şeker bir matematik. Yani siz vücudunuza ne kadar glukoz alırsanız damarınızda da o kadar glukoz gözükecektir. Kanınızda o kadar glukoz gözükecektir. Şeker hastasının unutmaması gereken bir şey var. Şeker hastaları aç kalamaz. Evet. Şeker hastaları çok tok da kalamaz. Yani şeker hastası sofradan tam doyarak kalkamaz. Acıkmayı, son derece şiddetli bir acıkma hissini bekleyemez. Bunların hepsi şeker için kötücül etkileri vardır. Şeker düşmesi, vücudumuzda, kanımızda şekerin düşmesi vücuda bir sinyal gönderir. Vücutta şeker bitti diye söyler. Bu sefer vücut biten şekerin yerine yenisini koymak için vücuttaki yağları ve proteinleri şekere çevirmek suretiyle şeker seviyemizi yükseltmeye çalışırlar. Ancak yeterli insülin olmayan şeker hastalarında bu birdenbire düşmenin arkasında, akabinde gördüğümüz şiddetli yükselmeler, kontrolsüz yükselmeler olur ve hasarlar çok büyük olur. Evet. O yüzden şeker hastaları aç kalmayacaklar. Sık, ufak öğünlerde beslenme uzmanlarının kesinlikle kontrolünde olan şekilde beslenmeyi öğrenecekler. Sık şeker kontrollerini yapacaklar. Her şeker hastasının elinde bir şeker ölçme cihazı şarttır. Çünkü beslenmenizi buna göre ayarlamalısınız. Şeker hastaları uyku düzeni çok önemlidir. Yani stresi arttıracak her türlü faktör stres hormonlarının açığa çıkmasına ve bütün stres hormonları ise şeker seviyesinin yükselmesine sebep olur. Yani şeker hastası biraz ciddi bir adam olmak zorunda, biraz tevekkel bir adam olmak zorunda. Yani çabuk strese girmeyen bir insan olmak zorunda. Maalesef durum bu. Sık yemek zorunda, çok yememek zorunda, sürekli şekerlerini kontrol etmek zorunda. Beraberinde kol tansiyonunu unutmamalılar, damar hasarını arttıracaktır. Beraberinde kansızlığı unutmamalılar, damar hasarını arttıracaktır. Kandaki şeker dışında kolesterol ve yağ düzeylerini de yüksek tutamazlar. Yani iyi bir beslenme ve diyetistik uzmanı, diyetisyen yardımıyla düzgün bir beslenme, düzgün bir hayat, düzgün bir uyuma saati. Yabancıların bir sözü var, İngilizlerin çok sevdiğim bir sözü. Şöyle söylerler, bunu genel insan için söylerler. Sağlıklı kalmak istiyorsanız uykunuz gelmeden yatağa girin, karnınız acıkmadan yemek yiyin, susamayı beklemeden su için. Evet, şeker hastaları bunlara uysalar bu bile yeterli. Yani sonuna kadar, artık gözleriniz kapanana kadar, uykusuzluk çekecek hale gelene kadar uykusuz kalmamaya özen gösterin. İyice karnınız acıkıp zil çalana kadar aç kalmamaya özen gösterin. Susuz kalıp artık susuzluktan yandım diyene kadar beklemeyin. Su içmenizde sık ve düzgün miktarda su almayı ihmal etmeyin. Su, biliyorsunuz, vücudumuzun çocuklarda %80'ine kadar, bizlerde, bizim yaş grubumuzda, erişkinlerde %65, %70'ine kadar vücudumuzun oluşturan ana madde su. Ve susuz kalmamaya şeker hastaları, özellikle şeker hastaları çok önem vermeliler, çok özen göstermeliler. Çok yemek yiyemezler, uykusuz kalamazlar, aç kalamazlar. Bunlara çok dikkat etmeleri gerekir. Evet hocam, daha kontrollü bir hayat öneriyorsunuz. Çok önemli vurgularda, evet, bizler de altını çizdik bunların hocam. Çok teşekkürler. Müsaadeniz olursa izleyenlerimizden gelen sorulara biraz dönmek istiyorum hocam. Tabii. Onların da soruları var. Şekerim yükseldi, ayağıma vurdu. Ayağımda bir yaraya sebep olmuş oldu dedi bir izleyenimiz. Korkmalı mıyım? Yani gözüm içinde korkmalı mıyım diye bir sorusu var. Belirti olabilir maalesef mi hocam? Maalesef, maalesef. Çünkü şimdi ta başından beri bahsediyoruz. Şekerin ana hedef organı mikrovasküler kılcal ince damarlar. Kılcal ince damarlarımızdan bir diğerinin bulunduğu yerde ekstremitelerimizin, yani bütün uzantılarımızın en uç noktaları. Ayak parmaklarımız bunlardan bir tanesi. El parmaklarımız bir diğeri. Bu eğer vurmaya başladıysa buradaki periferik sinirlerin ve damarların etkilendiğini gösterir. Bu tür etkilenmeleri olan hastalarda göz bulgularını çok daha ağır maalesef ve çok daha sık olarak görüyoruz. Yani bu hastamız muhakkak göz doktoruna ulaşması gerekir. Çünkü burada iki tane ana problemimiz var. Birinci problemimiz periferik sinirlerimiz. Yani uzantılarımızın en sondaki sinirlerimiz ve kılcal damarlarımız etkileniyor demektir. Bu damar ağımız gözde farklı, ayakta farklı değil.
Hepsi bize ait. Hepsi bu cesedin, bu bedenin içinde yer alıyor. Eğer parmağınızın ucundaki damarlarınız etkileniyorsa emin olun az ya da çok muhakkak gözünüzdeki ince kılcal damarlarınız da etkilenmiştir, etkileniyordur. O yüzden acilen bir göz hekimi tarafından da muayenesini öneririm. Evet hocam. Bir diğer izleyenimiz size çok teşekkür ediyor. Ben bugüne kadar hiç göz muayenesi olmadım. Şeker hastasıyım. Sadece o bölüme gittik. Yani diyabeti kontrol eden hekimlerimize gözüktük. Gitmeli miyiz bu saatten sonra? Bir şeyler değiştirebilir miyiz diye soruyorlar. Evet. Şöyle, kaç yıllık şeker hastası olduğu burada çok önemli. Açık söyleyeyim. Yani 5 yıllık ve çok kötü bir şeker hastasında dahi biz göz bulguları görmüyoruz. Ancak 10 yıllık, 15 yıllık şeker hastası hiçbir göz bulgusu olmasa dahi muhakkak göz doktoruna kontrole gitmesi gerekir. Evet hocam, peki. Çok teşekkürler. Farklı sorular var diyabetten ziyade. Tabii. Bir izleyenimiz 3 yaşında bir çocuğum var, gözlük kullanıyor ve doğduğundan beri de bir şaşılık var. Gözlük takınca göz ortalanıyor, gözlüğü çıkarınca göz içe doğru kayıyor. Yaşı 9 oldu, göz düzelmedi. Hocamız ne tavsiye eder diye soruyorlar. Tabii. Şaşılık, iki türlü şaşılığımız var. Birinci şaşılığımız tamamen sinir ve kas gelişiminden sebep gelişen şaşılık. Öbür şaşılığımız ise gözün kırma kusurundan kaynaklanan şaşılığımız. Çoğu zaman bu çocuklar, bahsettiği yaş grubundaki ve bahsettiği şekildeki çocuklara biz akomodatif kaymalar diyoruz. Yani kırma kusuruna bağlı kaymalar. Şimdi bunu ben hep şuna benzetirim. Yani bir adam, bir kişi diyelim sırtına 100 kiloya kadar yük alabilir. Ama 200 kilo yük koyarsanız bunun sırtına, sırtı bükülmeye başlar. Gözün de kaldırabileceği bir kırma kusuru miktarı vardır çocuklarda. Çocuklar bunu aşabilmek için akomodasyon yapmaya başlarlar. Yani yakına bakar gibi bakmaya başlarlar ki o kırma kusurunu aşmak için. Uzun lafın kısası, biz hekimleri gözlüklü yani tashih edilmiş durumdaki kayma miktarı ilgilendirir. Gözlük çocuğumuzun gözündeyken eğer kayma oluşmuyorsa burada bir müdahale düşünmeyiz. Ancak gözlük gözünde olmasına rağmen eğer hala bir miktar kayma varsa bu kalan kısım düzeltilmelidir. Yani şaşılık hastalarımızı üç şekilde düzeltiyoruz. Ya gözlükle düzeltiyoruz ya ameliyatla, cerrahiyle düzeltmeye çalışıyoruz ya da her ikisini birden uyguluyoruz. Şimdi bu çocuğumuzun yapılan muayenesinde eğer gözlük taktığı vakit bütün şaşılık bulguları ortadan kalkıyorsa bu bize saf akomodatif hipermetropiye bağlı yani hipermetropik kırma kusuruna bağlı bir kayma olarak adlandırdığımız kayma olur ve bu durumda bu çocuklarımıza sürekli gözlük takmalarını tavsiye ediyoruz ve kesinlikle bunlarda gözlük çıkartıldığı vakit oluşan kayma miktarına bakmıyoruz. Buna lütfen bakmasınlar. Gözlük gözdeyken oluşan kayma miktarı bizim için önemli. Gözlük gözdeyken kayma olmuyorsa burada herhangi bir müdahaleye gerek yoktur. Evet hocam, çok teşekkürler. Bir sorumuz daha var izleyenimizden gelen. Şimdi korona dönemini yaşıyoruz malumunuz hocam. Bir izleyenimiz korona hastalığı geçirmiş birinin göz konusunda sıkıntısı olur mu? Yani herhangi bir rahatsızlığa sebep olur mu bu diye bir daha sormuş. Söyler misiniz? Korona geçirmiş bir birinin daha söyler misiniz? Korona evet. geçirmiş evet. birinin hocam göz konusunda evet. bir sıkıntısı olur maalesef. Mu? Yani göz rahatsızlığı maalesef. Geçirir mi? Maalesef. Korona'da korona sırasında biliyorsunuz korona günümüzün güncel konusu COVID-19. COVID-19'un oluşturduğu en önemli hasarlardan bir diğeri de aynı şekerin yaptığı gibi damar hasar. Tıkanıklıklar, iskemiler. Korona hastalarında görme kaybına kadar giden ve geri dönüşümsüz görme kaybına kadar gidebilen damar tıkanıklıkları oluştuğunu biliyoruz. Emboliler oluştuğunu biliyoruz. Bu embollere bağlı öyle ağır emboliler ki bütün bir görmeyi ışık hissine kadar düşürebileceğini de maalesef biliyoruz. Kalpte embol olursa enfarktüs ve kalp krizi ve ölüme kadar gidebiliyor. Akciğerlerde yıkıma sebep oluyor bu oluşan enfarkt alanları, tıkanıklık alanları. Gözde de maalesef aynı şekilde damar tıkanıklıklarına sebep olabiliyor. O yüzden COVID-19 hastalarının antikoagülasyon tedavisini ihmal etmemeleri,
Yani hani halk arasında kan sulandırıcılar diye biliyoruz ya, dipiridamoller, koraspinler, bu gibi ilaçların ihmal edilmeden muhakkak protokollerinde yer almasını istiyoruz. Allah'tan da şu anda Sağlık Bakanlığımızın bu konudaki bir protokolü var. Bu protokolün içine bu konmuş durumda. Dünyanın birçok yerinde, Türkiye'den önce koronanın daha kötü bir şekilde vurduğu ülkelerde ilk başlarda bu konu önemsenmedi ve buna bu protokolün içinde yer almadı maalesef. Buna bağlı olarak birçok ülkede, Hindistan'da, Çin'de, birçok ülkede birçok hastayı koronadan kurtarmalarına rağmen kalıcı iskemiye bağlı göz kayıpları yaşandı. Bu da çok ciddi bir konu. O yüzden Sağlık Bakanlığı'nın bu konudaki çalışması oldukça başarılı. Yani protokolün içerisine bu antikoagülasyonu yerleştirdiler ve hatta beraberinde antioksidanlar dediğimiz glutatyon gibi, yüksek doz C vitaminleri gibi bunların da konmasıyla bu damar hasarlanmaları ve damar tıkanıklıklarının oluşması önlenmeye çalışılıyor. Çünkü COVID-19'un birkaç safhası var. Çok konumuz değil ama güncel olduğu için söyleyeyim. Bir de sitokin fırtınası dediğimiz iyileşme süreci içerisinde vücudun kendi oluşturduğu ağır cevaplar var, yoğun cevaplar var ve bu cevap süresinde maalesef bu cevap süresi çok fazla hasar oluşturabiliyor. Yani virüsün kendi oluşturduğu hasardan daha fazla o virüsten korunmak için kendi oluşturduğumuz antibody dediğimiz immünoglobulinlerimizin oluşturdukları ağır yoğun reaksiyon sonucu bu damar tıkanıklıklarını çok daha belirgin olarak görebiliyoruz. Bu dönemde C vitaminleri muhakkak antikoagülanlar yani kan sulandırıcılar kullanılmalı. Şüphe varsa dahi, hatta eğer çevrenizde bu insanlardan varsa lütfen çok basit günlük bir koraspin, 100 miligramlık bir tane koraspin, sabahları içilecek bir tane koraspin bile sizi bu basit gibi gözüken tedavi birçok dertten kurtarabilir. Peki hocam, çok teşekkürler. Çok önemli bilgilerdi. Peki şunu da sormak istiyoruz. Çok tartışması yapıldı, gözden bulaşır mı diye. Belki konu biraz değişmiş olacak ama virüs gözden bulaşır mı hocam? Maalesef bulaşabilir. Bütün virüsler, hele hele RNA grubu olan virüsler, korona da bir RNA virüsüdür. Maalesef bütün virüsler vücuda yayıldıktan sonra bizim vücut sıvıları dediğimiz bütün sıvılardan, tükürükte de, gözyaşında da ve aklınıza gelebilecek bütün vücut sıvılarında dış egzokrin bez dediğimiz, yani dışa doğru salgı yapan bezlerimizin hepsinde virüs bulaşır. Yani virüsün bulaşma yolları, en önemli bulaşma yolları tükürük bezlerimiz değil mi? Tükürük bezlerimiz bir egzokrin bezdir. Yani dışarı doğru bir salgı oluşturan bir bezdir. Vücudun dışına doğru bir salgı oluşturulur. Aynı şekilde gözyaşı bezlerimiz de birer egzokrin bezdir. Yani dışarı doğru salgı oluşturan bezlerdir. Ve RNA virüsü, korona gibi bir RNA virüsü gözyaşından da maalesef bulaşabilir. Hocam, yine bir izleyenimiz bir sorusu. 1 yaşında bir torunu olduğunu ifade ediyor ve sol gözünden anji olması gerektiğini yine belirtmiş. Bu pandemiden dolayı da hastaneye götürmek istemedik. Götürmezsek, yani bu süreçte müdahale etmezsek bir sorunla karşılaşır mıyız diye soruyorlar. Şimdi anjiyo bir tanı yöntemi, anjiyo bir tedavi yöntemi değil biliyorsunuz. Anjiyo ile biz bazı hastalıklarda tanı koymak için kullanıyoruz. Ama anjiyo, bunu daha başında da bir yerlerde söyledim, çok önemli bir şey. Yani muayene çok çok önemli. Şimdi muayene sırasında ne görüldü de anjiyo istendi? Yani burada muayene kısmında artık şimdi tanı demiyoruz da ön tanı diyoruz biliyorsunuz. Diğer bulgular, diğer laboratuvar testlerimiz ya da bu modern tekniklerle geliştirdiğimiz tanı yöntemlerimiz işin içine girmeden önce. Ama esasen hekim bunu bilir. Yani aşağı yukarı hekimin kafasında azaltılmış bir ayrıcı tanı vardır. Yani 2 ya da 3 tane tanı, muhtemel tanı üzerinden bunu istiyoruz. Bu 2 ya da 3 muhtemel tanımız nedir? Yani bunlar ne kadar acildir? Bunu hekimine sorması gerekir. Aynen bu bana ilettiği sorunun aynısını hekimine iletebilir. Yani hekimi burada bir ön yargısı var bununla ilgili. Bir ön tanısı var. Bu ön tanı nedir? Bu ön tanının aciliyeti olan durumlar mıdır bu? Kafasındaki, hekimin kafasındaki bulunan bu 2-3 tane tanıdan bahsediyoruz. Hangi tanılarsa bunlar, hekimin kafasındaki neyse. Çünkü anjiyo birçok farklı sebepten istenebilir. Ama o hekimin muayene sırasında gördüğü muhtemel şey nedir? Aciliyeti var mıdır? Bunu maalesef muayenesiz bilmek mümkün değil. Muayeneden hekime bu konu ısrarla sorulmalı. Eğer hakikaten aciliyeti olma ihtimali olan durumlar içeriyorsa bu 2-3 tane hekimin kafasındaki ayrıcı tanıda yer alan durumlar, o vakit maalesef gerekli önlemler alınarak anjiyosu yapılması gerekir.
Peki hocam çok teşekkürler. Çok vaktinizi aldık ama son olarak göz sağlığı ile ilgili Buyurun. tavsiyelerinizi alıp noktalamak istiyoruz. Neler söylemek istersiniz? Bir birey gözlerinin sağlığına nasıl dikkat etmeli? Nelere özen gösterilmeli? Buyurun, özellikle teknoloji çağında da yaşıyoruz. Çok Evet, haşir evet, neşir evet, oluyoruz evet, teknolojiyle. Neler söyleyeceksiniz? Buyurun. evet. Şimdi bize tavsiye edilen şudur. Bize tavsiye edilen bütün yaşamımızın her yerinde vasatta kalmak. Vasatta durmak. Her işte vasatta durmak. Yani ne ifrat ne tefrit istemiyoruz. Evet, teknolojiden tabii ki faydalanacağız. Teknoloji bizim için var. Ama biz teknolojiyi eğer aşırıya kaçırırsak çok fazla ultraviyole kaynak biliyorsunuz ultraviyole hasarlar irkici hasarlardır. Yani şimdi zannediliyor ki bu konuda biraz bilgi eksiğimiz var. Ultraviyole o an için etki ediyor. İşte gözde biraz yanma falan oluşuyor. Ondan sonra bu ultraviyole etkisi ortadan kalkıyor. Hayır efendim. Maalesef ultraviyolenin oluşturduğu etki birikici bir etkidir. Tıpkı sigara içmek gibi. Yani siz 10 yaşında içtiğiniz sigaranın 50 yaşında da onu oluşturacağı sonuçlarla karşılaşırsınız. Ultraviyole de böyledir. O yüzden ultraviyole kaynağı olan bütün o bilgisayarlarımız, tabletlerimiz, telefonlarımız belli bir vakit kullanılmalı. O vakitler aşılmamalı. Biz eskiden burada tavsiye ettiğimiz süre 45 dakikaydı. 1 saate kadar çıkabilirdi çocuk yaş grubu için, büyüyen yaş grubu için. Ama şimdi maalesef içinde bulunduğumuz durum ortada. Çocuklarımız eğitimini bu tabletler, bilgisayarlarla alıyorlar. Ha, o zaman neler yapmalıyız? Lütfen uzun saatler kalacaksanız 15 dakikalık aralar vermeyi unutmayın. Yani gözünüzü 15 dakikadan sonra bu ultraviyole kaynaklarından başka bir alana çevirmeyi unutmayın. Gerekirse çok uzun kalacaksanız bu ultraviyole kaynakların önünde, karşısında basit suni gözyaşlarıyla destek vermeye çalışın. C vitamini çok önemli. Antioksidan özelliklerinden dolayı çok önemli. C vitamini tüketmeyi, C vitamini almayı gerekirse C vitamini, çünkü C vitamini vücutta biriken bir vitamin değil. Fazlasını alsanız bile karaciğerinize zarar etmezsiniz. Lütfen günlük C vitamini almayı unutmayın eğer çok uzun süre ultraviyole karşısında kalacaksanız. Çünkü C vitamini standart elimizdeki en güçlü antioksidan, dışarıdan kolaylıkla edemeyeceğiz antioksidanlar. O yüzden bir saatler mümkün olduğu kadar sınırlandırılmalı. Sınırlandırılamıyorsa filtreler ultraviyoleye karşı gözlüklerinizde ya da ekranlarınızın önünde filtreler bulunmalı. Ultraviyoleden koruyucu filtreler bulunmalı. Suni gözyaşları ve C vitaminleriyle kendinizi desteklemelisiniz, çocuğunuzu desteklemelisiniz. Şunu kesinlikle unutmayın. Bu çok önemli kısmı çünkü. Ultraviyole etkisi birikici bir etkidir. Yani sizin çocuğunuzun, 7 yaşındaki çocuğunuzun aldığı ultraviyole ortadan kalkmayacak, onun oluşturduğu hasarlanma sürekli eklenerek 40 yaşında çok daha erken yaşlarda katarak gibi gözde kalıcı görme hasarları gibi hasarlara sebep olacağını lütfen unutmayın. Buna göre çocuğunuzla yardımcı olmaya çalışın. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Çok Rica ederim. yoğunsunuz ama bu yoğunluk içerisinde bize vakit ayırdınız. İzleyenlerimiz adına da çok Hoş teşekkür geldin. ediyoruz. Çok sağ Hoş olun geldin. hocam. Hoş geldin. Hayırlı Hoş günler geldin. diliyoruz sizlere, iyi Hayırlı çalışmalar günler efendim. diliyoruz. Allah'a emanet olun. Hayırlı Sağ olun. günler. Allah'a Teşekkürler emanet. hocam. Sağ olun hocam. Değerli izleyenler, önemli bir konu, tabii önemli bir konuğumuz da vardı bugün. Göz hastalıkları uzmanı, bilim insanı Profesör Doktor Cengaver Tamer hocamız bizlerle birlikteydi. Diyabet ve göz konuştuk. Biraz koronavirüsle ilgili durumu konuştuk. İzleyenlerimizden gelen sorular da vardı. Bazı soruları iletme fırsatımız kalmadı. İzleyenlerimizden de özür diliyoruz. Hayırlı günler diliyoruz efendim. Haftaya yeni bir konu ve konukla karşınızda olmak ümidiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.